Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi nasıl bir içeriğimiz var? Efsane bir içeriğimiz var. Kardeşlerim, öncelikle videoya geçmeden önce sizlerin Ramazan'ınızı kutluyorum. Yani Ramazan'ın girişinde nasıl bir şey söylenir tam bilmiyorum. Kusura bakmayın ama umarım Ramazan sizin için çok kolay geçer, çok güzel geçer. Kolay oruç tutarsınız tutanlarınız, tutmayanlarınızın da canı sağ olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar, videolarımızı saat 7'de atıyorduk biliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle videolarımızı saat 6'da atmaya başlayacağız. Bunun da sebebi hani genel anlamıyla saat 7-7.30 civarı iftar okunduğu için hani 6'da atalım, siz video bitiminde tam iftara yetişin, sizi iftara yetiştireceğiz gibi bir durum olacak. Eğer düşüncemi yanlış buluyorsanız da yorumlara yazarsınız. Şimdi bugün çok absürt bir şey oldu arkadaşlar. Daha doğrusu dün gece. Dün gece maçlara bakarken, ulan içerik çıkar mı diye bakarken efsane bir şey geldi karşıma. Arkadaşlar dün gece LCS'de 100 Thieves enerji maçında Shaco tercih edildi. 7 yıldır Shaco tercih edilmiyormuş. Onu da hatırlatalım. Sanırım Amerika Ligi'nde 7 yıldır tercih edilmiyor. Ondan emin değilim. Ama keşke, yani Özgür'e mesaj attım. Özgür buraya koyar belki o mesajı. Özgür dedim. Hayal etsene. Faker Shaco oynuyor. Ya düşünemiyorum. Faker Shaco oynasa, bir analiz yapsak, yer yerinden oynar. Neyse, biz çok uzatmadan seçim yasaklamaya bir geçelim. Jayce, Talyah, Vi yasaklamaları, Enerji'den, 100 Thieves'ten, Lucian, Senna ve Kalista 3 tane nişancı. İlk seçim Nautilus, diğer taraftan direkt olarak Smolder ve Alistar. Smolder Alistar'ı gören Enerji'de Varus artı Renekton'u kendi cebine ekliyor. Ve burada Shaco'yu gösteriyorlar gördüğünüz gibi. Bu arada Shaco'yu oynayan oyuncu da River. Hani River'ın ben orman performansını hep beğendim. İlk Amerika'ya geldiği günden beri beğeniyorum. Bence Amerika LCS'i özellikle Closer varken çok izliyorduk. Çoğunuz izliyorsunuzdur diye varsayıyorum. River gerçekten iyi oynuyor diye düşünüyorum ben. Evet, burada Orianna artı Hvi'yi, diğer taraftan da Karma artı Ahri yasaklandığı gibi 100 Thieves'ten Veigar tercihi geliyor. Aslında Veigar da garip bir tercih. Şimdi biz 100 Thieves'in seçime saklamasına bakınca çok farklı şeyler görüyoruz. Şöyle bir ileri alayım arkadaşlar. Diğer taraftan Ivern, Corki ve son tercih arkadaşlar Shaco geldi. Shaco'lara karşı fikirlerimi zaten biliyorsunuz. Shaco'ların Allah belasını versin. Live patch'i gösteriyor. Live patch kaçmış? Live patch first, anlamadım. Bu arada gülüşler geliyor gördüğünüz gibi ve maçımıza geçelim. Shaco ile neler olacak, gerçekten merak ediyorum. Evet, kamera biraz daha aşağı kısımda kalıyor arkadaşlar. Sol tarafı çok göremiyorsunuz ama Amerika LCS'nin yeni buradaki şeylerinden çok büyük yapmışlar şampiyonların rünlerini vesairelerini. O yüzden şuradaki alan çok ufak. O yüzden ben şu anlık buraya koydum. Daha sonrasında bakarız. Shaco'lar, soru işaretleri, tweetler atılmaya başlanmış. Şimdi sağ takımın seçim yasaklama ekranına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir olay var. Veigar yük kasıyor. Smolder yük kasıyor. Ve bu şampiyonlar erken oyunda çok güçlü değil. Ama 100 Thieves için şöyle bir artımız var. Birincisi, Veigar'ın karşısında oynayan Corki erken oyunda çok güçlü bir şampiyon olmadığı için, aslında çok fazla orta koridor yasaklandığı için buradaki Veigar tercihini açıkçası ben kötü görmüyorum. Bunu attık mı cebe? Ben kesinlikle cebe atarım bunu. Bu arada Shaco direkt olarak mavi güçlendirmeyi alıp rakibin ormana gidiyor ama rakip takım bunu gördü. İşte profesyonel arenada Shaco'ya karşı oynamak aslında, hani daha doğrusu Shaco oynamak biraz zor gibi. Buradaki totemden kaynaklı Nautilus yola çıktı. Ivern de şimdi buraya geliyor. İşte takım arkadaşlarının ittirme gücü olmadığı için Shaco burada yakalanıyor. Smite'ı kim attı? Smite'ı Shaco atmayı başarmış. O yönden bir artı var. Bakalım burada, ay, Ivern yeteneğini tutturuyor. Ve burada Shaco büyük bir ihtimalle düşecek. İlk kan Kuhi'ye gidiyor. Burada Shaco yapması gerekeni yaptı. Shaco oynuyorsanız böyle oynamanız lazım. Ama maalesef rakip takım çok güzel bir totem atmış. Keşke buradaki bu totemi görselerdi ki hani bilselerdi. Bildikleri anda şuradan hani ejderin arkasından Q atıp şuradan şöyle gelebilirdi. O zaman rakip takım bunu fark etmezdi. Keşke işte River böyle bir şey düşünürdü. Çünkü oraya totem atılma ihtimali çok daha düşük. Ama River da tam tersi düşünmüştür. Ulan ejderin oraya totem atmışlardır, ben buradan gireyim diye düşünmüş olabilir. Neyse, biraz kötü bir başlangıç yaptık Shaco'yla. Bakalım devamı nasıl gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Veigar Corki'ye karşı oynadığı için çok fazla problem yaşamayacak. Hatta Veigar için daha bile iyi olabilir. Bunu attık cebe. Smolder alt koridorda Varus'a karşı bir şekilde farmını yapmaya çalışacak. O konuda yapacak bir şey yok. Ama sonuçta erken oyun tarafında da Olaf artı Shaco'ları var. Şimdi Olaf artı Shaco da erken oyunda kesinlikle güçlü bir şampiyon. Burada ne kadar River geri düşmüş olsa da şu anlık. Yani Shaco'yla
Şöyle bir durum var. Bunu unutmayın. Ne kadar geriye düşerseniz düşün, baskın atma ihtimaliniz her zaman olduğu için rakip koridorlar maalesef korkak oynamak zorunda. Hani bu artık şey bir şey değil. Anladın mı? Mesela Şako şu an üst koridor tarafında. Renekton'un sürekli tedirgin olması lazım. Korki tedirgin olması lazım. Niye? Şako her yerden çıkabilir. Yani o yüzden aslında Şako gibi, Evelyn gibi tercihlerin profesyonel arenada tercih edilmemesinin sebebi o her yerden çıkabilir mantığı profesyonel arenada çok işlemiyor. Neden? Çünkü taraflar genelde daha dikkatli oynuyor. Şako ve Evelyn gibi görünmez şampiyonlar dikkatsizliğin olduğu yerlerde daha güçlü oluyor. Twitch mesela. Atıyorum Twitch'te ne yapıyor nişancılar? Üste dönüyor. Orta koridora bir baskın yapıyor. Hayatına devam ediyor gibi durumlar var. Burada yalnız Alistar'la Nautilus birbirini yakalamış ama buradan çok bir şey çıkar mı diyecektim. Burada yalnız şifasını da kullandı. Sıçra geldi direkt olarak. Varus'a bir W kullandı. Alistar Q'ya sıçra atacaktır. Aynen öyle yapıyor. Burada Smolder'ın önüne geçmesi lazımdı işte. Yani biraz daha önde oynaması lazımdı. Enerji tarafından kesinlikle güzel bir oyun. Huhi de burayı çok temiz oynadı açıkçası. Alistar da elinden geleni yaptı. Ama maalesef Huhi de iyi oynadığı için skor gelmiş oldu. Bu arada orman tarafında gerçekten problemli bir durum söz konusu. Yani baksanıza şu an Şako'nun ormanına giriyorlar. Şako'nun da hiç sevmediği şeylerdir bunlar. Alt koridorda da Smolder bayağı bir sıkıntı yaşıyor ve gördüğünüz gibi Ivern direkt olarak Şako'yu orada Şako'nun kampını almayı başarmış oluyor. Bu arada Sniper'ı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sniper benim analizini yaptığım bir Riven OTP arkadaşlar. Hani çok genç yaşta böyle oyuncu olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yalnız burada skor geliyor. Sıçra atıp skorunu aldı. Ya skor geliyor dedim. Hayaleti bastıktan sonra orası zaten skor. Oradan kaçma ihtimali yok Renekton'un. Neyse hani zamanında sanırım bu Viper'ın kardeşi. Emin değilim. Viper diye bir oyuncu var. Yine o da üst koridor oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam onun kardeşi yalnız burada yakalanıyor ama Ivern'ın Anatolius'un hasarı yetecek mi ondan emin değilim. Ama burada tutuştur varmış. O biraz problem olabilir. Tutuştur olmasa belki de Olaf burada yaşayacak. Ve burada düşmüş oluyor Huhi. Bu dakikaya kadar acayip iyi oynuyor. Her yere rotasyonunu yaptı. Her yere yardım etti. Dipnot orta koridorda Veigar gayet iyi bir iş çıkartıyor. Yükler de burada sağ tarafta yazıyor. Gayet güzel bir şekilde 47 yükü var Veigar'ın. Kesinlikle 10 numara 5 yıldız. Yani sürekli bakın hem rakibe tutturduğunda da yük aldığı için rahat rahat oyununu oynuyor orada. Baksanıza yani Korki'yi şu an koridora dar etmiş durumda Quid. Quid'de closer varken transfer olmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Olaf'ın üst koridorda ufak da olsa bir üstünlüğü zaten mevcut. Renekton'a karşı da üstünlüğü genelde mevcut oluyor. Tabii ki Renekton'a ufak tefek güçlendirmeler geldi. Ama Olaf'ı yenmesi için yeterli mi? Ya Olaf'ı üst koridorda herhangi bir yenebilecek şampiyon olduğunu kafa kafaya çok da düşünmüyorum açıkçası. Burada da zaten Olaf gerekeni yapıyor diyelim. Şimdi Şako'dan hiçbir şey alamadık. Onu söyleyelim. Şako profesyonel arenada yaşadığı sıkıntıları bizzat buna tanıklık etmiş oluyoruz aslında. Yani neden aldıklarını da dakikalarla ilerleyince göreceğiz. Ama şunu kesinlikle ben size söylüyorum. Bizim görmediğimiz problemler oluşuyor. Nasıl? Diyelim ki Korki Veigar'a karşı daha agresif oynadığında belki koridoru kazanacak. Ama Şako'yu görmediği için, Şako'nun nerede olduğu genelde bilinemeyeceği için ya da bilsen bile görünmezden geleceği için maalesef tam anlamıyla verimli oynayamıyorsun Şako'lara karşı. Yani sen Şako'ya karşı değil, karşındaki oyuncuya karşı yeteri kadar agresif oynayamıyorsun. Koridorların gerektirdiği gerekli agresiflikler vardır. Bu agresiflikleri yapmadığınız sürece koridoru kazanamazsınız. Şako gibi şampiyonlar da aslında Zek de bunlardan bir tanesi mesela. Zek çok uzaklardan E yeteneğiyle atlayabildiği için orta koridoru oynamak çok zordur. Neden? Çünkü her yerden Zek çıkabilir. O yüzden de dikkatli oynamanız gerekir. Bunlar çok önemli detaylar. Bizim göremediğimiz, sizin göremediğiniz bir olaydır bu. Oyuncuların defansif oynayışı. Biz bunu bilemeyiz. Oyun içerisindeki oyuncular hani mic check dediğimiz yani mikrofonlarını checkleseniz ya da şu an koç olsak enerji tarafının oyun içi konuşmalarını duysak büyük bir ihtimalle konuşmalarda çoğunlukla Şako nerede? Şako'nun infosu var mı? Gibi konuşmalar geçecektir. O yüzden de ya da geçiyordur diyeyim. Üst koridorda yine güzel bir takas kazanıldı. Ejder'e karşılık Kurtçuk. Burada hemen Veigar da o tarafa doğru geliyor. Veigar da orada zaten Erik de var. Erik'in de yiyecek. Hayatına devam edecek. Üst koridora bir kule altı mı gelecek diyecektim ki orada patlangıcı patlatmak istemiş. Bu arada Şako da çok zorlanıyor şu an kurtları alırken aslında. Yani kurtçukları alırken. Baya zorlanıyor hatta. Baksanıza neredeyse düşecek yani. 6. seviyede oldu. Bu arada Şako'da 6. seviyede herhangi bir objektif almak daha kolay. Mesela ejder almak isteseniz daha kolay. Kule altı yapmak isteseniz Şako ile çok kolay. Neden kolay onu da söyleyeyim. Şako'nun ultisini kullandığınızda İllüzyonu gönderiyorsunuz. Yani kuklanızı gönderiyorsunuz. Yalnız burada bir birebir skor daha gelebilir.
Ay Q'su kısa kaldı. Neyse, kuklanızı önden gönderiyorsunuz. O kukla rakibin yanında öldüğü zaman biliyorsunuz ki hani bir kitle kontrol, bir korkutma efektine maruz kalıyor rakip. Ve o kuklalar da hani çıkan kuklalar, 3 tane kukla çıkıyor, onlar da hasar vuruyor. Böylelikle hani siz tanklamamış oluyorsunuz aslında. Ya da Shaco ile kuleyi tanklayıp ultinizi basıp target değiştirebiliyorsunuz. Tıpkı Camille ultisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da Alice E yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Bunlar önemli detaylar. Yalnız burada Ivern bir baskın deneyecek Olaf'a ama hani Ivern maalesef ki Olaf'a baskın atabilecek bir şampiyon değil. Yani burada Renekton'un da hasarına ihtiyaçları var. Renekton hasarıyla Olaf ölmeyecekse Ivern'ın hasarıyla zaten ölmez. Burada üst koridora kule altı Alistar da geliyor bu arada derken buradaki kule altından Renekton üstüne dönerek çıkmayı başarıyor. Işınlanla da geri dönüyor. Ninja tabisinde bitti. Ultisi sanırım yok. Şu an ona baktım. Evet, burada gördüğünüz gibi Shaco ultisini kullandı ama maalesef hasarı veremedi orada. Yani kuklasıyla rakibe vuramadığı için kule kuklaya vurmadı. Ve burada gördüğünüz gibi öldürmeyi başardılar rakibi. Yani burada çok kuklanın bir faydasını görmedik açıkçası. Onu net şekilde söyleyeyim, hani kukla sayesinde ölmedi. Orada herhangi bir ormancı olsaydı da rakip ölecekti. Ama şunu söyleyelim, rakip üst koridor oyuncusu şu an çok geride. Yani 25 milyonluk bir fark var ve Olaf ilk eşyasını çok erken dakikalarda bitmiş durumda. Tabii ki bunların hepsinin olurken Varus alt koridordan plaka alıyor. Ama bana sorarsanız Lethality eşya dizilimi olduğu için bir. İkincisi de arkadaşlar, yalnız burada çok büyük bir hata, çok büyük bir hata. Burada E yeteneğiyle sanki duvardan şöyle geçebilirdi gibi geldi bana ama neyse, burada hata yapmış oldu. Şundan bahsediyordum, hani Varus normalde biz bu eşya dizilimine de okeyiz ama nasıl? Ründen keskin sağanak girildiği zaman, çünkü otomatik saldırılar o zaman da belirli bir noktaya gelmiş oluyor. 3 tane çok hızlı vuruyorsunuz. Rakip ölüyor. Sonra da pasiften saldırı hızı alıyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama şu an girdiği rünle otomatik saldırı kısmını tamamen iptal etmiş gibi oluyor neredeyse. Tabii ki tamamen iptal değil de çoğu kısmını yetenekleriyle vurmayı sağlıyor. Bu da aslında hani Varus'un plaka almasını biraz zayıflatıyor. Tabii ki plaka aldığı zaman erken oyunda birden çok güçlenecek. O da önemli. Dürtme Varus'ta erken oyunda güçlenmek çok değerli. Ama günün sonunda bana sorarsanız Corki'ye mi plaka vermek istersiniz, Varus'a mı? Ben Varus'a veririm her zaman rakip takım olsam. Çünkü Corki oyunun sonunda benim başıma bela olabilir. Öyle bir durum söz konusu. Yalnız burada Varus neredeyse Shaco'yu öldürecekti. Evet, Veigar baskısına devam ediyor. 117 yük olmuş. Oo, yine yakaladı orada. 120 yük ultisini de kullandı. Burada tamamen ulti kullanımı aslında rakibi üste döndürmek için kullanılmış bir durum. Burada rakibin ışınlarını alması gerçekten hani ışınlarını aldı gibi bir şey. Burada ışınlarını kullanmak isteyecektir bence Corki. Bakalım kullanacak mı? Kullanmıyor. 2 tane plakayı cebine ekledi Veigar. Yani bakın, burada ultiyi atıp skor almadı ama skor aldı aslında. Niye? Çünkü buradan 2 tane plaka aldı. Gördüğünüz gibi bu plaka aldığında 250 altın, skor alsa 300 alacaktı. Düz mantık. Böyle yaklaşabilirsiniz. Eğer üste döndürdüğünüzde rakibinizi bir şeyler alabiliyorsanız her zaman üste döndürmek önemlidir. Bir şey alamasanız da ne yapmış olursunuz? İşte rakip üste dönmüştür. Siz rahat bir koridor ittirme sağlamışsınızdır. Onun sonrasında rahat bir üste dönüş yaşarsınız. Tempo kazanırsınız gibi düşünebilirsiniz. Burada Corki ışınlarını feda etmek istemedi. Evet, Veigar üste dönüyor. Bu arada hala Shaco'dan bir efektiflik. Yani bir tane gördük, evet. Ama ben şunu söyleyeyim. O birinci seviyede yaptığı hareket eğer ki tutsaydı kesinlikle şu an çok daha iyi bir konumdaydı 100 Thieves ve Shaco. Bundan kesinlikle eminiz. Ama onu yapıp, bak bu da önemli bir şey, şimdi hemen onu da söyleyelim. Şimdi bize göre bir şey yapmadı. Harbiden yapmadı. Aktif bir şey. Ama Shaco'nun yaptığını yapıp orada ölen bir ormancı şu an rakip ormancı ile eşit milyon gidemezdi. Hatta o ormancı Ivern ise hiç gidemezdi. Shaco'nun da burada böyle bir avantajı var. Abi ne alaka, Shaco hızlı mı dönüyoruz diyorsunuz ormanı. Hayır, hızlı dönmüyor. Ama işte koridorlardaki baskıdan kaynaklı Shaco çok baskın yemiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya da Shaco'yu yakaladığınız zaman öldüremiyorsunuz. Rakip bir şekilde kaçmayı başarıyor. Oo, yalnız burada yine savaş başladı. Natulus içeriye kadar girdi Smolder'a. Ama tam istediğini alamadı sanki. Olaf da çok iyi bir noktadan geliyor. Hemen oradan çıkmayı başarıyorlar. Olaf ultisini şimdi kullandı. Orada tabii ki FPA ölecektir. Shaco da arka taraftan atlamayı başardı. Ve 100 Thieves inanılmaz seviyede çok basit göstererek buradaki savaşı kazandı. Olaf çok iyi noktadan geldi. Öncelikle onu söyleyelim. Veigar çok iyi oynadı. Natulus'un engage'ine iyi bir hani follow up dediğimiz takip hasarı gelmedi. Çünkü takip edecek doğru düzgün hasar yok. Varus dışında öyle de bir durum söz konusu. Pozisyonun tekrarı, Natulus engage attı. Bakın Veigar'ın E'si çok bozmuş orayı. Shaco burada klonunu önden göndermiş. Renekton'la kapışıyor arka tarafta.
Renekton'la kapışıyor bak detay. Renekton'u hatta kovalamış orada. Ve devamında da arka tarafa gidip Varus'a yetişmeyi başarıyor. Varus'a da güzel hasarlar vurup Varus'u takım arkadaşlarını öldürmesine sebep oluyor. Ve şu an 100 Thieves oyunun geç aşamasındaki kompozisyonuyla bence şimdi rakipte ne kadar korku olsa da sağ takımda Veigar artı Smolder var. Rakipteki geç aşama kompozisyonuna rağmen 100 Thieves burada oyunu dengelemeyi başarıyor. Hatta bir tık da öne geçiyor. Şunu söyleyelim, fiziksel hasarlı bir Shaco hani şeyi de değil, hani tutuşturu da var. Herhangi bir şekilde haritanın bir noktasında Varus'u falan yakaladığı anda ölü bu arada. Bak aslında bahsettiğimiz baskının bir kısmı da bu. Yani şu an Shaco ilk eşyasını da bitirmiş mesela. Diyelim ki Varus'u yakaladı bir yerde. Diyelim ki Corki'yi yakaladı. Hadi öldürmesin, üste döndürür. Anladın mı? Böyle bir durum söz konusu. Onu aklımızdan çıkartmayalım. Ulan şu haritayı ikiye bölüyorlar ya, buna da bayılıyorum derken burada Quid. Yani şu an Veigar o kadar iyi oynuyor ki haritayı. Gerçekten neden bir hani Kore'de oynamasının hani artıları mı denir buna bilmiyorum. Quid Kore'den transfer. Hatta tekli dereceli de çok yüksek seviyedeydi. Sanırım rank 1'ken 100 Thieves'e geldi. Yani şu an adam haritada acayip oynuyor. Koridoru acayip iyi oynadı. Her şeyi 4-4'lük şu an 100 Thieves adına. Shaco da rakip ormana girdi. İşte Shaco'ya böyle bir alan sağlarsanız Shaco rakip ormanın içinden geçer. Onu da söyleyelim. Minyon sayısında da öne geçmiş durumda. Minyon sayısının öne geçmesi çok önemli mi? Bana sorarsanız çok önemli değil. Sadece kendi istediği konuma gelmesi bence çok önemli. Kendi istediği konuma geldi mi şu an? Bana sorarsanız geldi. Bu eşyayı hızlıca almak önemli. Dediğim gibi haritanın bir kısmında yakaladığı rakibi direkt olarak öldürecektir. Olaf yalnız biraz kötü pozisyonda kalmış olabilir. En kötü ultisini kullanır burada. Çok bir şey kaybetmez diye düşünüyorum. Ultisine gerek bile kalmadı. Bu arada Veigar'ın 190 yükü var. Smolder'ın da 112. Smolder'ın yükü kesinlikle çok az. Yani böyle dakika 20'de çok az demeyeyim de az. Dakika 20'de bence böyle bir 170'leri falan görmek lazım orta seviye için, yani fena olmayan bir şey için. 200 ve üstü zaten çok çok iyi. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Burada Corki'yi kışkışlıyorlar Alistar'ın yaptığı rotasyonla beraber. Güzel de bir totem geliyor. Oradaki minyonların hepsini öldürtecektir. O konuda hiçbir problem yok. Bu arada Shaco'dan bir beyaz çizme geldi. Burada hani hareketlerinin falan daha hızlı olmasını istiyor. Aslında bu dakikada o çizme çok iyi olmayabilir ama hani rakibi ninja tabi alsan bir dert. Bak net söyleyeyim, ninja tabi alsan bir dert. Merkür'ün çizmelerini alsan o kadar işe yaramıyor falan. Böyle çok arada bir şey. O yüzden sanki bu çizme fena değil gibi geldi bana. Evet, Şurelyasını bitmiş bu arada Veigar. Rakibi kovalarken artık çok daha rahat. Kaçarken de çok daha rahat. Onu da hatırlatalım. Bu arada 13. seviyede birazdan olacak. Büyük bir ihtimalle asırlık sopayla 14 olacak. Genelde asırlık sopayla en verimli olay 15. seviye olmaktır. Aklınızda bulunsun. Burada Veigar'ın 15. seviye olması çok zor. Bu nasıl olmak oluyor? Yani 14. seviye olması lazım Veigar'ın 2,5 dakika içerisinde. Yani o asırlık 10 olmadan bir seviye atlaması lazım şu andan itibaren. O da gerçekten çoğu zaman zor. Asırlık sopa yükü 10 olmadan 14 olmanız lazım ki 15 olasınız. Ama tecrübe puanı bile ne kadar kazanırsanız o kadar kazanç. O da ayrı bir konu. Sonuçta seviyeyi tamamlamıyor. Tam bir level veriyor. O da ayrı bir durum, artı diyebiliriz. Şimdi Olaf yine alt koridorda Renekton'la bir şeyler deneyecekler. Zaten kutularını falan sağa sola koymuş. Olaf'la beraber bir kule altı gelecek gibi duruyor. Alistar da yan taraftan geliyor. Olaf ilk baltasını attı ama tutmadı. Burada kuleyi alacaklar. Bence ikinci kuleyi bu şekilde almak her türlü worth. Yani ikinci kuleyi alıyorsunuz. Mis gibi. Olaf'la Shaco'ya gidiyor altın. Bence kötü de şeyler değil. Yalnız üst koridora alamet açıldı şimdi. Bu alametle beraber de Corki alırsa bu biraz üzer 100 Thieves'i. Onu söylemek istiyorum. Şüreli'yi bastı. Burada resmen rakibe bu altını vermemek için yaptı ama rakip bir şekilde onu alacak gibi duruyor. Yan tarafta bekliyor. Oo, vermedi. Vallahi vermedi derken Palafox gidip bir otomatik saldırı vuracak. 700 altını cebine ekledi. Burada Corki için fena sayılmayan bir hamle. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, Smolder 135 yük, gördüğünüz gibi o 170'lerin de altında kaldı. Evet, gördüğünüz gibi objektifte kullanılan bir ulti. Bunu genelde kullanın arkadaşlar, acımayın, at gitsin mantığıyla hareket edin. Çünkü olabildiğince hızlı almanız önemli bu tarz rotasyonlarda. Tek başınıza bayağı uzun sürer. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada şu an Quid Liandry'e doğru ilerliyor. Yani Liandry alması çok mantıklı mı? Ben açıkçası emin olamadım. Orada can havuzu falan çok yüksek olacak. Onu söyleyelim yani. En az 3000 canı var şu an Veigar'ın. En az o da. 3000'den biraz fazla. 3200 falan. Ve bu dediğim gibi eşya Liandry bittikten sonra da biraz artacak. Yalnız burada Ivern'ı yakaladılar mı derken yok, oradan bir şey çıkmıyor. 213 yükü var bu arada. 15. seviye gördüğünüz gibi olmuş Quid. Sanırım 14. seviye olmayı başarabilmiş. Ya da böyle son anında
14'ün sonlarına gelmiş, sonradan 15 olmuş. Ama bence hiç fena değil çünkü seviye olarak bakın Corki 13. seviye daha. 2 seviye fark var ve minyon sayılarında da aslında eşit bir durum varken bu oluyor. İşte burada asırlık sopanın verdiği 1 seviye bayağı bir fark ediyor. Bu ne demek? 16'yı da daha erken olacaksınız. Yani bir sonraki dağ ejderinde mesela atıyorum Corki 16 olamayacak. Mümkün değil yani 3 dakikada 16 olması. Ama Veigar büyük bir ihtimalle oraya 16. seviye olarak gelecek. Bu da rakip takım için hiç iç açıcı bir durum değil açıkçası. Dipnot, Shaco güçlenmeye devam ediyor. Şimdi Shaco geç oyunda güçsüz olarak algımız var. Evet, Shaco geç oyunda güçsüz gerçekten. Takım oyununda gezdiğin zaman. Ama şöyle bir dipnot var. Evet, burada Ivern'i yakalıyor. Yan taraftan da Veigar geldi. Hemen oradan kaçmak zorunda kalıyor. Evet, Shaco'ya bir engage geliyor mu? Nautilus bir şeyler deniyor ama gördüğünüz gibi Shaco ultisini kullanıp hayatına devam etti. Huhi'ye devam ediyorlar. Sıçrası yok. Huhi orada düşecektir. Ultisini bile kullanmıyor Veigar. İşte Shaco'yu yakaladığını sandı rakip takım. Ama Shaco olduğu için hem ultisi hem Q yeteneği maalesef rakibi problemli bir duruma soktu ve 100 Thieves buradan avantajlı olarak çıkmış oluyor. Yalnız burada kovalayacak. Aa, Quid ama bak o geri, o büyük minyonu almayacaksın kankam. Anladın mı? O büyük minyonu almayacaksın. Bu tamamen işte Veigar oynadığı için aslında. Tam büyük minyon herkes için değerli. Veigar için ekstra değerli olduğu için maalesef burada Quid düşmüş oluyor. Mesela şu an düşmese alt koridorda dursa bu baron kesindi. Ama düştüğü için Renekton falan buraya ışından falan atar. O yüzden riske girmemek için burada Baron'dan çıkmış oluyor 100 Thieves tarafı. Oo, burada yalnız Olaf Corki'yi yakalamış. Corki'nin de sıçrası yok. Corki'yi direkt olarak düşürüyor Olaf. Renekton'a da vurmayı başarıyor. Yalnız orada Erik dolduruyor canını. Renekton düşecek mi derken Renekton'u da almayı başardı. Lan Varus gelmese Nautilus da düşecekti. Aa, olaya bak. O gelmese cidden o da düşmüştü. Alt koridordan Quid Işınlanını atıp burayı farmlamaya başlamış bile. 16. seviyede çok az kalmış. Buradaki inhibitor kulesini bakalım alabilecek mi? Yalnız Varus'u kovalayacak. Kuleyi aldı öncesinde. Aa, Quid'den yine bir troll geldi. FBI burayı gayet iyi oynadı. Çok güzel bir dodge geldi. E yeteneğine düşüyor Quid. Yani Quid'den kesinlikle ve kesinlikle kötü oyun. Yani biraz daha bekle. İkinci minyon dalgasını da al abicim. Çünkü takım arkadaşlarım bak başka yerlerde baskı yapıyor. Yani gerek yok Quid'den. Hani o kadar farm yapmış, o kadar iyi oynamış bir Veigar'a yakışmayan hareketler. Corki'nin burada yakalanışını görüyoruz. Evet, Olaf burada direkt olarak skoru almayı başardı. Bu arada bir önceki pozisyon. Değil mi? Aynen, bir önceki pozisyon. Orada Ivern'i yakaladıkları yer. Corki'yi birebir de öldürmüş Olaf. Oo, enerji tarafı Baron'a başlıyor. Çünkü Quid ölüyor, ışınlanıyor Quid'in. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için ışınlara giriyor. Alistar'dan çok iyi bir combo. Smolder da içeri giriyor. River içeriye girdi. River bayağı hasar vuruyor oraya. Bakalım Huhi'yi düşürecekler. Olaf'la beraber direkt düşürdüler. Baron'a devam ediyor orada Shaco. Büyük bir ihtimalle alacaklar orada. Veigar diyorum. Ivern'de yakalamayı başarıyor River. Ve devamında Baron'a dönüp Baron'u da alıyorlar. Olaf arka tarafta düşüyor ama hiç önemli değil. Burada yavaş yavaş kovalayıp rakibi öldüreceklerdir. Çünkü arkalarında Smolder'ları var. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. Şimdi Renekton'a hasarları vuruyor ve skor Smolder'a gidiyor. Kesin. Aha! Aha! Ultisi var Veigar'ın. Sadece ulti bassa ölür bu arada. Aynen öyle. Veigar'ın işte geç oyundaki ekstra gücünden bahsediyoruz. Bu da fazla bir güç demek. Özellikle de canın biraz azsa Veigar ultisi senin canını çok yakar. Bu arada şu an Veigar tank eşya dizilimine devam ediyor. Şu an büyük ihtimal ne alacak bilmiyorum ama hani bu eşyayla ne alınıyor? Ölü adamın zırhı ya da ne alınıyordu? Doğanın kudreti alınıyor sanırım. Bakalım ne alacak? Ölü adamın zırhı alma ihtimali çok yüksek. Shaco'nun ikinci eşyası da bitti bu arada. Bir tane de dişli kama almış yanına. Bakın, Shaco'yu yan koridora gönderiyorlar. Niye? Çünkü Shaco'yu rakibin yakalama ihtimali yok. O yüzden de Shaco buradan ittiriyor. Aslında Baron güçlendirmesini birden fazla yere yaymış oluyorlar. Bakın River duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Baron güçlendirmesini veriyor. Kutularını koymuş. Herhangi bir şekilde Shaco'nun yanına yaklaşamazsınız. Ve takım arkadaşları da orta koridordan yardırıyor gördüğünüz gibi. Bunlar önemli detaylar. Neden başkası yapmıyorsun? Açıklaması aslında bu. Olaf'ta çünkü ışınlanda yok aslında. O yüzden bu önemli. Aha. Orada Veigar'dan bayağı hasar geliyor bu arada ya. Ölü adamın zırhı alacak büyük ihtimalle. Bakın River yine orada hafif rakibi darlamaya devam ediyor. Yeteneklerini kullandı. Burada gördüğünüz gibi görünmez olup şöyle bir koştu Renekton'a. Renekton'u öldürmek için atladı bu arada. Hemen orada ultisini kullanıp çıkabilecek mi derken. Yani bak River
Tamam, şak oynuyorsun. Şakoyla bunu yapmak normal. Ama abicim gerek yok bak. İşte bak, bir şeyin gerekliliğiyle gereksizliği arasındaki fark bu. Yani tamam, burada skor alsa ooo şako diyecektik, eyvallah. Ama ooo şako dememize gerek yok. Zaten benim açımdan, oyun mantığıma göre ooo şakoyu biz nerede diyoruz? Şako alt koridora gidebildiği için, o baskıyı yaratabildiği için. Şakodan başka kolay kolay bir nocturne yapabiliyor öyle şeyler. Nocturne niye yapabiliyor? İşte takım arkadaşlarına dahil olabiliyor. İşte Talya Orman olursa belki o dener. Ama Talya Orman yapamaz. Takım arkadaşının yanına dahil olur. Ama rakip takım Talya'ya çökerse ne yapacak? O sıkıntı. O yüzden Şako hem rakip ona dalamıyor hem de orada sabit durabiliyor. Minyon dalgasını da ittirebiliyor aldığı eşyadan kaynaklı. Burada River'ın tamamen bireysel hatasından kaynaklı yaşanmış bir olay o diyebiliriz. Sonuçta yani burası tek dereceli değil. Şako ile gidip herkesin arkasından çıkıp herkesi tek atamazsın. Öyle bir dünya söz konusu değil. Şimdi burada Şako'nun görevine bak. Rakipte Ivern var. Ivern'e karşı gayet hani başlangıcı kötü olsa bile farm konusunda iyi bir noktaya ulaştın. Doğru mu? Doğru. Smolder'ı belli bir noktaya getirdin mi? 254 yükü var. Bana sorarsanız az ama 225 yük ve üstü çok da problem değil. Hani daha iyisi olsa olur mu? Olur. Veigar 300 yüke neredeyse ulaşmış mı? Ulaşmış abicim. E tamam, ben zaten Şako olarak görevim bu oyunu bu şekilde buralara getirmekti. He, ben getirememiş olabilirim. Başka şekilde gelmiş olabilir ama sonuçta geldi abi. Bundan sonra da taşıyacaksın. Olaf çok kötü yakalandı. Bir de Olaf da geç oyunda düşüyor. Bak o da problem Android Thieves için. Aslında yaptıkları rotasyon hani şeyi güzel. Kompozisyon. Aa, Veigar kötü yakalandı. Sıçrasını atmak zorunda kalıyor. Kompozisyon bayağı iyi. Olaf erken oyunda güçlü. Şako güçlü. Ama geç oyunda ikisi de mesela sıkıntı yaşayabiliyor. Bence Şako Olaf'tan daha bile güçlü hatta erken oyun geç oyunda. Ama geç oyunda kim var? Veigar artı Smolder abi. Daha ne istiyorsun sen? 3 tane inhibitor açıldı bu arada. Onu da hatırlatalım. 3 inhibitor. Şako şimdi görünmez oldu. Arka taraflara gidecek mi? Yok. Orada Corki paketiyle korumayı başarıyor ama bir sonraki minyon dalgasıyla oyun bitecektir. 20 saniye var barona. Barona gidiyorlar. Hiçbir şekilde enerjinin barona gitme ihtimali söz konusu bile değil. Veigar bu arada ölü adamın zırhı aldı. Şimdi bu tarz bir eşya dizilimi yapmasının sebebi ne? Aslında Smolder'a bizim ne eşya öneriyoruz biz 3 eşya bittikten sonra? Genelde tank. İstersen Randuin al. İstersen ölü adamın zırhı al, istersen koruyucu melek al, istersen mesela çok büyük hasarı varsa bir tane böyle büyük halkanı veren eşya var ya, bir şeyin, Rukey'nin bir şeyi bilmem neyi, tam hatırlamıyorum şimdi, onu al. Zaten hasarın çıkıyor. Veigar'da da aynısı. Veigar'ın zaten yetenek gücü konusunda hiçbir problemi yok. Doğru mu? Doğru. O yüzden adam diyor ki ben biraz daha tank olayım, hareket hızım da olsun diyor. Ben ölmeyeyim. Zaten yavaş yavaş rakibe sürekli darlarım diyor. Aslında kötü bir mantık değil. Bu çokça yapılan bir mantık hatta. Kötü bir mantığı geç. Çokça yapılıyor. Mesela bundan sonra ne alabilir? Anatema. Anatema niye iyi? Hem bekleme süresinde azalma veriyor. Hem can veriyor. Hem de rakipteki atıyorum Corki'yi attığı zaman Corki'den hasarını engelleyecek gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii buradan sonra artık 4 eşya olduğu için ne alabilir? Rabadon en mantıklısı. Rabadon zaten bu şampiyonun en önemli eşyalarından birisi. Burada ölü adam yerine onu alabilir. Şüreli yerine onu alabilir. Gibi gibi durumlar söz konusu. Burada ejder alıyorlar ve dağ ejder ruhunu da alacaklar. Şimdi bu dağ ejder ruhu normalde Olaf'a yarar. Ama burada Veigar'a da çok yarıyor. Veigar'ın çünkü hem can havuzu hem zırhı gayet iyi bir noktada. Bakın 4000'den fazla canı var şu an Veigar'ın. Evet, Şako'da 3 eşyayı bitmiş. Artık kalkanlı hedefe de daha fazla hasar vuracağı bir eşya dizilimini yapmış. Bakalım buradaki savaşta neler olacak? Smolder, Veigar'la beraber burayı darlamaya devam edecekler. Herhangi bir şekilde rakibin dediğim gibi hani burada çok dayanması mümkün değil. Baron'lu 3 minyon dalgası sürekli gelecek buraya. Şako gördüğünüz gibi klonuyla beraber ilerliyor. Hemen görünmez de oldu şöyle bir Corki'ye doğru ama Corki oradan çıkmayı başardı. Ve burada Renekton yakalanıyor. Renekton direkt olarak düştü. Veigar ultisini kullandı. Şimdi Corki orada içeride yakalanmış. Ama Corki'yi öldürmelerine gerek var mı? Şako'nun E yeteneğiyle düşecek mi derken burada 100 Thieves oyunu kazanmayı başarıyor. Ve Şako galibiyet alıyor. Şako ile alakası izlediğimiz zaman çok olmayabilir. Ama dediğim gibi oyun içerisindeki varlığı bile yeterli oluyor. Sizin de karşınıza geldiğinizde aynısını yaşıyorsunuzdur. 0-3 bile bir Şako olsa sinir bozucu bir hal alıyor. Evelyn de aynı şekilde, Twitch de aynı şekilde. Her zaman tedirgin oluyorsun. Bu tedirginlik de koridorda seni geri düşüyor ve Veigar acayip kolay bir koridor geçirdi. Smolder hiçbir sıkıntı yaşamadı. Birkaç kendi hatasından kaynaklı öldü. 2'ye 2'de öldüler bir kere. Alistar'ın hatasından kaynaklı. Onun dışında enerji tarafı haritada yapabileceği hiçbir şey bulamadı arkadaşlar. Dümdüz kaybettiler. Biz kaybedişlerini izledik. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.